Köşe Bucak programında ben Ümit Atabay tekrar sizlerle birlikteyim sevgili izleyicilerimiz. Şu anda bir ormanın tam göbeğindeyiz. Bu bulunmuş olduğumuz bölgedeki gerçekten büyük ormanlardan bir tanesi. Yaklaşık olarak şu bulunmuş olduğumuz noktaya gelmek için 20 dakika orman içerisine geldik ve bir yürüyüş parkuru oluşturduk kendimize sevgili izleyicilerimiz. Yani bugün ormanda yürüyeceğiz. Dereler geçeceğiz sevgili izleyicilerimiz, şelaleler göreceğiz ve zorlu doğa koşullarıyla baş başa kalacağız. Tabi sizler ekranlarınızın başında bizleri keyifle izleyeceksiniz. Evet, bize rehberlik yapacak olan arkadaşımız dedi ki gelirken sağlam kıyafetler giyin dedi. Böyle acıcak olduğunuz işte pantolondu, montlardır dedi. Bunları girmeyin dedi. Ve ben de yıllarca programda kullanmış olduğum emektar kırmızı montumu bugün üzerime aldım sevgili izleyicilerimiz. Hey gidi, bu programımızla, bu montumuzla beraber ne programlar yaptım sevgili insanlar. Pantolonda, ayakkabıydı, hepsini sağlam bir şekilde geldik. Hatta kendimize çanta bile hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Kameraman arkadaşımız Muzaffer de aynı şekilde sıkı vaziyete giydi. Ama havalar o kadar güzel ki içinde bulunmuş olduğumuz ayda normalde böyle havalar yakalamak pek kolay değil. Ama bugün bizim şansımıza hatta giymiş olduğumuz bu montlar bize çok çok kalın da geldi. Bakalım ilerleyen dakikalar içerisinde neler yapacağız. Hani bazı belgeseller vardır ya, belgesellerin içerisinde insanlar gider acıkır. İşte efendim o günü geçirmek için doğa koşullarında neler yerler, yılan yakalar. İşte böcekler yerler falan. Biz de aynı şekilde programımızı sürdüreceğiz sevgili izleyicilerimiz dermişim ama öyle değil. Acıktığımız zaman yedek malzememizi aldık sevgili izleyenler. O kadar da abartmıyoruz, o kadar da değil. Evet, rehberimiz sevgili izleyicilerimiz geçen bir programda tekrar kendisiyle buluşmuştuk. Serdar Şimşek. Serdar merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. En son yapmış olduğumuz programımıza gerçekten oldukça güzeldi, keyifliydi. İzleyicilerimiz de hep şöyle dediler: o kadar güzel memleketimiz var ki demek ki biz memleketimizi bilmiyoruz. Sizlerin sayesinde memleketimizin bilmemiş olduğumuz o güzelliklerine, o derinliklerine indik. Bugünkü programımızda nasıl bir rota çiziyoruz Serdar? Bugünkü programımız çok zorlu. Kanyon, onlarca şelale, çok büyük bir şelale. Balta, onlarca mı dedim ben, evet, de öyle anladım. Evet, onlarca irili ufaklı şelale. Balta girmemiş ormanların olduğu, yaban hayatın ve yaban yemişlerinin olduğu bir yer. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, duydunuz. Bunu ben söylesem dersin ki sen televizyoncusun, olayı abartıyorsun ama öyle değil. Ne dedi? Onlarca şelale ve balta girmemiş ormanlar. Ve programımızı bir ilki gerçekleştireceğiz. Balta girmemiş ormanlara balta götürüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Baltamızla beraber balta girmemiş ormanlara gireceğiz ve diyeceğiz ki bu balta girmemiş ormanlara ilk defa biz kendi baltamızı götürüyoruz. Tabii burayı mecazi anlamda kullanıyorum ama eminim ki daha önce kameralarla bu güzergah üzerine program yapılmamıştır. Yapılmadı, ilk kez yapıyoruz. Ne kadar yolumuz var Serdar? Ne kadar yolumuz var? Bir 10 kilometrenin üzerinde çok zorlu bir yolculuk. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Senin 10 kilometre, hani şöyle bir yolda yürüsek bir pusu. Yok, balıkçı yolu diyelim. Balıkçıların. Patika yollardan yolu. Patika da değil, balıkçı yolu. Peki kaybolma riskimiz var mı? Kaybolma riskimiz... her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ayıyla karşılaşabiliriz. Gerçekten bu. Çünkü onların yerini tarif etmeyelim de güzergahta gelip geçebileceği noktalar. Peki ne yapmamız lazım ayı buna benzer bir şey gördüğümüz zaman? Çıkarsak herhalde son sürat kaçmak mı? Kaçmak lazım. Ama ayı da çok hızlı koşuyor. O da yani 60 kilometre. Ve biz o kadar hızlı koşamayız. Ne yapacağız? Tırmanabildiğimiz ağaca tırmanacağız. Ağaca da tırmanıyor. Yok, ağaca tırmanmaz. Muhtemelen sen besleniyor korkuyla, gibidir. Ya o korkuyla zaten bizim yani tırmanmamız mümkünatı yok. Tamam, benim bilmiş olduğum bir şey var. Ayıyı gördüğün zaman yapacak olduğunuz en iyi güzel şey yere yatıp uzanıp ölü taklidi yapmak en mantıklı yol diyor uzmanlar. Yok, güvenemezsin. Şimdi nereden ona baksan 500 kilo vardır. Pençeleri çok güçlüdür. Gelip böyle bir dokunsa... Dokundu mu iş biter zaten ama sanmıyorum. Evet. Bizim zarar verebileceğimizi düşünmeyecektir. Peki tamam. Dostane davranacağımızı bildiği için o da dostane davranacak. Bu konuyu konuşmayalım fazla. Peki bir şey söyleyeceğim Serdar. Acıkmış olduğumuz zaman ne yapacağız? Acıkmış olduğumuz zaman çay molası vereceğiz. Közde çay yapacağız. Yapacak mıyız? Peynirimiz, çökelimiz var. Atıştırma yapacağız. Ne güzel. Sen de heybeni aldın böyle.
Görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyicilerimiz, Serdar yöreye uygun otantik bir heybeyle beraber bugün bizlerle beraber. Heybeden neler çıkacak, bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz sevgili izleyicilerimiz. Acıkmış olduğumuz zaman buna bakacağız. Serdar, çok ilginç geldi bana bu köprü, nedir böyle, hani niye yaptılar, kim yaptı, hangi amaçla yapılmış, hiçbir anlam veremedim ben buna. Burası orman alanı olduğu için ormanın yapması bir köprü. Hani insanlar ormana geçerken köprüler mi geçsin dediler? Yok, orman işletme, orman envallerini, ağaçlarını, tomruklarını almak amaç yapmış ama karşıda yolda yok. Karşıki yolda göçmüş, virane olmuş. İşte. Yol, köprü var sevgili izleyenler ama bu yolu karşı tarafa birleştirmişler köprüyle ama karşıda yol yok. Bu da oldukça ilginç, zamanında yapılmış ama şu anda görmüş olduğunuz gibi insanlar buraya gelip ne yapmışlar? Mangal yapmışlar, artık közlemeler yapmışlar ve biz de rahatlıkla geçiyoruz. Evet, oldukça zorlu bir yolculuğa ilk adımımızı atıyoruz. Zorlu yürüyüş bir parkurumuz var. Bu yolculuk içerisinde nelerle karşılaşacağız? İnanın hiçbir fikrim yok. Serdar ayı falan dedi ama umarım ki abartıyordur. Umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız. Eğer bu programı izliyorsanız ayı ya görmemişiz veyahut da ayıdan kurtulmuş oluruz. Hadi geç kalmayalım, gidelim. Maceralı yolculuğumuz başlıyor sevgili izleyicilerimiz. Programın hemen başında nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorum derken gerçekten çok doğru bir tespit yapmışım. Öyle ki yıllarca yaptığım köşe bucak programlarının en macera dolu programı bu program. Eğer gerçekten maceradan hoşlanıyorsanız koltuklarınıza uzanın ve programımızı takip edin. Macera başlıyor. Vadi yürüyüşümüz devam ediyor. İnanın tahmin etmiş olduğumdan çok çok daha zor bir vadi yürüyüşü. Şu gelişin çok tehlikeliydi. Ayağım sağlam. Sağlam mıydı? Tabii. Şimdi dere boyu devam etsek mi? Dere boyu? Patika yok, balıkçı yolu. Peki sen kestirmenin buradan olduğunu emin misin? Patika yok. Çakmağımız var, ateş yakıp ısınabiliriz diye düşünüyorum. Çayımız var, onları herhalde halledebiliriz. Böyle bir durum sevgili izleyicilerimiz. Allah sorumuzu hayırlı etsin inşallah. İnşallah artık ne yaparız? Kavuşuruz değil mi Muzo? Bu da Muzaffer. Bunu böyle kayıt yapıyoruz. Belki de son kaydımız. Bilemezsin ne olacak. Şimdi yaklaşık olarak 10-15 dakikadır yürüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle arkamızı dönelim. Şimdi arkamızda bir dere var, bir ırmak var, görüyorsunuz. Hani o kadar güzel yerler var ki işte burada durduk, bu bölgede durduk. Zaten kameraman arkadaşımız da bu güzellikleri anlatır. Kırmızı benekli alabalığın yaşamış olduğu artık neredeyse son dereler. Son dere. Değil mi? HES'lerin yapılmadı. HES'ler yüzünden. Şimdi enerji ihtiyacı memlekete tabii ki lazım. Elektrik tabii ki lazım. Elektrik üretmenin çok çeşitli yolları var. Ama elektrik üretelim derken bazen doğayı katlediyor biliyoruz. Bazı riskler de riskleri de olabiliyor. Ama farklı yöntemleri de var. Rüzgarla elektrik enerjisi üretiliyor. Güneşten enerji üretiliyor. Bundan çevreye, doğaya zarar yok. Ve bu bölgeye HES yapılacağı duyumunu aldık sevgili izleyicilerimiz. Düşünün, bu bölgeye HES yapıldığı zaman bu güzellikler... Doruk 1, Doruk 2. Değil mi? İki tane Doruk 1, Doruk 2. Mele tırmağını besleyen en büyük kol burası. Ve de temiz içme suyunun olduğu yer burası. Evet. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bu yapmış olduğumuz program bir belge niteliğinde. Tabii ki. Yani bu güzellikler sevgili izleyicilerimiz önümüzdeki dönemler içerisinde belki de artık göremeyeceğiz. Çünkü bu suların yolları kesilmiş olacak. Buranın yaşamı artık popülasyonu tamamen belki de değişmiş olacak. Yani içine bulmuş olduğumuz bu ormana can veren, hayat veren kan damarları bu dereler. Çok kötü bir şey söyleyeceğim. Suyun ticarileşmesi insan ve hayvan doğa yaşamının sonudur. Değil mi? Evet. Ama şöyle bir gerçek var. Yaşamış olduğumuz bu dünya içerisinde
enerji kesinlikle ihtiyacımız. Bunun olması gerekiyor. Ama enerji üretelim diye doğaya geri dönülmesi imkansız tahripler vermememiz lazım. Bu çağda bunun yöntemi, teknolojisi varken derelerin dengesini, eğer çevrenin dengesini bozacaksak, bu gerçekten oturup bir kere değil 10 kere daha düşünülmesi gereken bir yol. Şimdi bu güzelliklere bakın sevgili izleyenler. Bu güzellikler önümüzdeki dönemler içerisinde belki de olmayacak. Dereyi görüyorsunuz. Dereyi görüyorsunuz, kanyonu. Yukarıya döndüğümüz zaman kaya, kayalar üzerindeki ağaçlara, ormanlara bakın sevgili izleyicilerimiz. Yani doğa harikası. Hani şu kayanın üzerinde böylesine güçlü bir coğrafi, güçlü bir bitki örtüsü düşünün. Orada ince bir toprak örtüsü var. O toprak örtüsünün üzerinde ormanlar. Gerçekten muhteşem. Şu görüntüyü, şu güzelliği bir görmek lazım. Programın hemen başındayız. Doğayı, bitki örtüsünü inceleyip doğanın keyfini çıkarıyorum. İlerleyen saatlerde başımıza neler gelecek, nelerle karşılaşacağız, hiçbir fikrimiz olmadan güle oynaya anlatıyorum. Bölgeye HES yapılacağını duyunca enerjiden, doğal güzelliklerden ve doğayı korumaktan bahsediyorum. İzliyoruz. Onlarca şelale derken sevgili izleyicilerimiz abartmadık. İşte küçük bir şelale, buna benzer birçok şelaleyle karşılaşacağız. Hemen önünde oluşmuş olan göl, deremizi, küçük deremizi, ırmağımızı da görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem yerler. Yani yıllardır programlar yapıyorum ama bu güzel memleket her yapmış olduğum programla beni bir kez daha şaşırtıyor güzellikleriyle. Görmemiş olduğumuz o kadar güzel yerler var ki, işte bu da o örneklerden sadece bir tanesi. Şimdi şöyle biraz yaklaş Muzaffer, kayıttan çıkmadan. Suyun temizliğini, berraklığını çekebilir misin? Hani doğasıyla, suyuyla bambaşka bu güzel memleketim. İşte böylesine doğal, böylesine güzel akan bir su. Tertemiz bir su sevgili izleyicilerimiz. Biraz sonra Serdar'a soracağım. Serdar, bu su içilir mi diye. Onu da merak ediyorum. Gerçekten oldukça güzel, akışkan, temiz bir su var. Hadi devam edelim. Daha programın başında olmasına rağmen Serdar'a sıkça daha ne kadar yolumuz kaldığını soruyorum. Ve o da daha başlamadık bile derken ne demek istediğiyle ilgili inanın hiçbir fikrimin olmadığını şimdi çok daha iyi anlıyorum. Yaklaşık olarak 3 saat planladığımız Tekmezar ormanlarındaki kanyon yürüyüşü Serdar Şimşehir rehberliğinde devam ediyor. Saat 12.30 sularında başladığımız bu yolculuk takriben akşamüstü 4 veya en geç 5 sularında bitmesi lazım ki havaların
erken karardığını da düşünürsek aksi bir durumda ormanın içinde geceye kalmak hiçbirimizin istemediği, düşünmediği bir durum. Serdar! Ne kadarlık yolumuz kalmıştır? Çok, daha başlamadık. Vallahi gel şöyle de. Daha başlamadık değil mi? Başlamadık daha çok. Ama çok güzel bölgeler. Değil mi? Bir şey merak ettim. Su o kadar temiz ki. Bu içilir mi bu sence? Tabii ki temiz içme suyu. Yüksek yaylalardan geliyor. Bu Çambaşı'nın Mesudiye yakın olan noktasından başlıyor. Biraz da Eriçoğlu Kalesi'nin altından geliyor. Gözünde kar var. Oba yerleşim yerlerinden gelmiyor. Doğal kaynak sularından. Doğal kaynak su. Bu kadar temiz sularımız var ama biz şehir içerisinde, çarşıda maalesef ki işte akan sularımızı sen daha iyi biliyorsun. Tutar mısın mikrofonu bir? Çok sıcak. Ha, daha doğrusu aslında sıcak değil. Yani bulmuş olduğumuz aya göre çok güzel bir hava. Ona göre kalın giyinip geldik ama hem yürüyüş, yani çarşıda bu kadar yürümüş olsaydık zaten sıfır rakamda şu anda perişan olmuştuk. Adım atamazdık herhalde değil mi? Doğada yeni keşifler, yeni gözlemler, maceralar insanı her zaman için biraz daha hızlandırır. Evet. Muzaffer, nasıl, şikayetçi misin bu yürüyüşten? Bir sıkıntın, bir problemin yok şimdilik değil mi? Şu montu da Serdar bir dakika. Şu montumu şeyin üzerine bir bağlamam lazım. Öyle yapma. Bak şimdi. Şu mikrofonu şöyle bırakalım. Öyle diyor, öyle bekle. Mont üzerinde üşüyecek bir şey var. Ha, yok. Telefon var gelsin, o sorun değil. Şöyle tutuyoruz. Hem sırtımı terletmemiş oluyor. Bu şekilde geçelim. İlk başlarda dere kenarında rahat bir güzergahta güle oynaya, oyalana çekim yapıyoruz. Muzaffer hiçbir detayı atlamadan en ince ayrıntısına kadar bütün şelaleleri, yürüyüşümüzü, her şeyi çekiyor. Öyle ki onlarca şelale var ve emin olun ki bu bölgede bizden önce hiçbir program veya kamera girmemiş ve yaptığımız kayıtlar bizim için keşif niteliğinde. Buzo! Aklıma geldi ha. Aklıma geldi böyle bir şey yapacağım. Geçen programda da ben sana yaptım, saklandınız. Ama harbi şu şeyler çok kötü, kayboldum neredeyse yani. Abi işaret bıraktım, ağaçlar. Öyle mi? Hani nerede? Hiç onlar öyle, tam ağaçlarını tutup hep alıyor. Ha ileride. Kaybolmayalım, bir işaret bırakıyor. Doğru, bayağı gittik. Aslında çok yol gittik gibi geliyor ama Serdar'ın dediği gibi daha yeni başladık, yani 10 kilometre. Bu güzergahta çok zor. Şurada bir şelale olması lazım. Arkaya döner misin? Şu güzelliğe bak Muzaffer. Evet. İşte böylesine güzel bir memlekette yaşıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Eminim birçoğunuz şu anda ekranını yeni açanlar da düşünür. Yani neresi burası diye sevgili izleyicilerimiz. Evet, yani gerçekten her zaman gidip gelebilecek olduğumuz yerlerde ilk defa geliyordum ben de buraya, bu bölgeye. Hemen şimdi şelale var burada, bu şelaleye bakalım. Onlarca küçük şelale dedik. İşte görmüş olduğumuz o küçük şelalelerin yanında bu biraz daha büyük ama şu güzelliğe bir bakın sevgili izleyicilerimiz. Her taraf irili ufaklı şelalelerle dolu. Onlarca şelale var ve doğanın bütün güzelliklerini paylaşıyor.
paylaşıyoruz. Bir yandan da rehberimiz Serdar'a hep yetişme derdindeyiz. Ve Serdar'ın bu hızını anlayamıyoruz tabii ki. Ama ben yine de Serdar'a uymadan yavaş ve ağır adımlarla hareket edip çiçek, böcek, kuş ne varsa çekme derdindeyim. Şimdi tabii bize ilginç gelen bütün doğa olaylarını bitki örtüsüne aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzde çok basit bir taş var sevgili izleyicilerimiz. İşte üzeri yosunlarla kaplanmış ama taşın üzerinde bitki var. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın yani Allah yani neyi nerede yaşatacağını hikmetini kimse bilemiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada da küçük var böyle. Yosunlar var. Herhalde buradaki bu tortulardan burada kendine kök buldu ve burada bunun üzerinde yetişiyor. Yani alsanız bütün koşulları sağlasanız yetiştirmek isteseniz yetiştiremezsiniz ama doğa içerisinde işte bunlar bu şekilde kendiliğinden yetişiyor. Biraz önce örneğini vermiş olduğumuz gibi işte o devasa kayaların üzerinde o kocaman ağaçlar sevgili izleyenler. Orman tamamen kayaların üzerinde. Şu ana kadar zorlu etaplara daha girmedik. Düz bir alanda dere boyu yürüyoruz. Başımıza neler geleceği ve nasıl zorlu bir güzergaha gireceğimiz konusunda inanın en ufak bir fikrimiz bile yok. Doğanın bizi ne kadar zorlayabileceği konusunda bir fikrimiz olsaydı veya bu programda başımıza neler gelebileceğini kestirebilseydik inanın bu programı çekmezdik belki de. Neler anlatmak istediğimi programımızı izleyince daha iyi anlayacaksınız ve macera devam ediyor. Şimdi programa başlarken görmüş olduğumuz o hani köprü vardı ya. Burası herhalde zamanında işte bu güzergah boyunca ormandan faydalanmak için işte yol olarak açılmış ama yani bitki örtüsü o kadar çabuk geliyor ki herhalde kullanılamadı, yapılamadı ve bu şekilde bir yürüyüş yolu gibi ama adım atmak, yürümek mümkün değil. Mümkün değil. Bu arada Muzaffer, Serdar'la program yapmaya biraz ara verelim bence. Son iki seferden beri böyle perişan olduk gerçekten. Çok ciddi anlamda efor sarf ediliyor sevgili izleyicilerimiz ama ya bu güzellikleri görmek için de başka yapılacak hiçbir şey yok sevgili izleyicilerimiz. Buraya gelmesi lazım. Yani tabii ki kimse bana tutup da ya Ümit sen oralara niye gidiyorsun? Yani beni zorla göndermiyor. Ben sadece doğaya olan bu sevgimden, bu güzellikleri size aktarma sevdamdan dolayı benle buralara kadar geliyoruz. Tabii ki kameraman arkadaşımız da sağ olsun hiç erinmiyor buralara kadar gelmeye. O da benimle beraber Muzaffer de çıkıyor geliyor. Siz bakmayın çok kızarım, çok takılıyorum Muzaffer'e ama yani hiçbir yere gitmeye benimle beraber üşenmiyor. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Bu arada Serdar da bayağı bir gitti. Biraz hızlanmamız lazım. Güzel bir gün. Hava güzel. Her şey normal. Dereler, ormanlar, kuşlar, böcekler, doğa. Ve biz de bu güzel doğa içinde taşlarda zıplaya zıplaya yürüyoruz. Daha ayağımıza su bile değmedi. Yürümeye devam ediyoruz. 2 saattir yoldayız. Ama daha ne kadar yürüyeceğimiz konusunda inanın en ufak bir fikrim bile yok. Ama en fazla 2 saat daha yürürüz diye planlıyorum. Yani sanmayın ki bu ağacın üzerine durmak bu kadar kolay değil. Kolay sevgili izleyenler. Şu anda bulmuş olduğumuz yer Tekmezar. Tekmezar Vadisi Geçilmez Kayalıkları. Geçilmez Kanyonu'nun başlangıcı. Evet. Şu anda da işte geçiş için burada böyle bir köprü şeklinde bu ağaç yapılmış, atılmış. Şu anda girmiş olduğumuz yer hani gerçekten geçilmesi, gidilmesi zor bölgeler mi olacak? Bundan sonrası çok zor. Çok mu zor? Çok zor. Bakalım önce kim düşecek sevgili izleyicilerimiz? Evet. Şöyle. Rüzgar bizi atacak. Evet. Doğayla iç içeyiz sevgili izleyicilerimiz. Bu coğrafya, bu doğa işte içerisinde yapmış olduğumuz yürüyüşümüzü sizlere aktarıyoruz. Gerçekten çok güzel bir yer, bir bölge. Üzülüyorum. Size üzülüyorum. Şu anda evinizde, milyonlarca insan yaşamış olduğu o şehirde
trafik, gürültü, kavga, dövüş, araba sesleri, egzoz sesleri, dumanlar. Burada oksijen, orman, dere, her şey burada sevgili izleyicilerimiz. Çok mu terlediniz mesela burada? Çok sıkıldınız, çok terlediniz. Ferahlamak için ne yapıyorsunuz? Bakın, çok kısa bir yöntem ferahlamak için. İşte bu kadar basit. Bu olayın tek sıkıntılı yönü, şapkayı çıkartıyorsun, kel görünüyor. Başka hiçbir problem yok sevgili izleyenler. Şehir içerisinde olmuş olsaydınız ne yapacaktınız? Lavabo arayacaksın. Gideceksin. Kılık kıyafet uygun mu değil mi? Lavaboya girmek için para vereceksin. Bir sürü sıkıntı sevgili izleyenler. İşte doğada çok rahatlıkla serinleyebiliyoruz. Neyse hemen gidelim. İşin eğlencesindeyim. Ağaç köprülerden geçiyor, doğayı anlatıyor. Şapkamı çıkartıp serinlemek için suyla oynuyorum. Ve tabii ki zamanın ne kadar önemli olduğunun farkında bile değilim. Emin olun, zamanın bu kadar önemli olduğunu bilseydim bu oyalanmaların hiçbirini yapmazdım belki de. Normal program çekim formatında yavaş ve aheste hareketlerle hareket edip kanyonda ilerlemeye devam ediyoruz. İmam'ın köyünde bitiririz. Ne? İmam'ın köyünde. Nedir orası? En son Paşka'yla buluştuğumuz nokta. Neyle? İmam'ın köyü yerinde. Yani İmam'ın köyünü geçiyoruz. Şayetini orada anlatırız. Orada bitiririz. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz bir olay vardı. Bir ağacın üzerine, taşın üzerine küçük bir bitki örtüsü. Bakın sevgili izleyicilerimiz. Çok sert bir kaya. İşte kayanın üzerine koskocaman bir çam ağacı. İşte burada kendisine yer bulmuş, büyümüş. Yani kim bilir onlarca belki de... Bilmiyorum, onlarca yaştadır, yüzyılda buluyordur. Belki hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili. Ama görün, işte kaya üzerinde insanoğlu bütün teknolojisini bir araya getirse, bu kayanın üzerinde bu ağacı oluşturmaya çalışsa belki de yapması mümkün değil sevgili izleyicilerimiz. Ama işte biraz önce anlatmaya çalışmış olduğumuz gibi Allah nerede ne yapacağını, yaşatacağını İşte görüyorsunuz burada. Mevla bunun burada büyümesine izin vermiş. Bu yani bir altı toprak da değil. Yani şuraları falan görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Hani bu kayanın üzerinde bu kadar büyük bir ağacın filizlenmesi, yeşermesi, büyümesi gerçekten çok çok ilginç. İşte bu güzellikleriyle her anlamıyla çok bereketli bir coğrafyada, doğada yaşıyoruz. Ama buraların kıymetini bilmek lazım. İşte biraz önce program başında da anlatmış olduğumuz gibi yani işte enerji tabii ki lazım bu ülkeye ama enerji üreteceğim diye de bu güzellikleri kaybetmemek lazım. Çok kayıyor. Yavaş.
Şu anda Tek Mezar Ormanları içerisindeki kanyondayız sevgili izleyicilerimiz. İşte refakatçımız Serdar ilerliyor. Kanyon içerisindeki ırmak, dere ve biz de gidiyoruz. Suların şu anda seviyesinin çok az olmuş olduğu bir dönem. Yoksa sular yükseldiğinde buralarda yürümenin mümkünatı yok. Ağaçlardan, kuşlardan, doğadan bahsedip dere boyu yürümeye devam ediyorum. Kayalardan zıplaya zıplaya gidiyoruz. Her şey güzel. Zorlu bir etap yok. Tek sıkıntımız var. O da kaygan kayalar. Ve birdenbire yürürken ayağım kayıp suya düşüyorum. İşte bu saatten sonra ayağım sudan hiç çıkmıyor. Düşünce Muzaffer'e sorduğum ilk soru ise kayıtta mıydın? Yani rating meselesi. Ama gördüğünüz gibi mikrofon sağlam sevgili izleyenler. Seni uyarıyordum biliyor musun? Muzaffer dikkat et çok kayıyor diye. Sular. Bu şekilde devam edeceğiz. Hani yedek kıyafetlerim var ama eşofman altını son koydum sonra da çıkarttım. Her şey var bir o yoktu zaten. Bende bir şey var. Yok. Serdar! Şunu şöyle için çaba göster. Aynen bak. Tutamadım ha biliyor musun? Nasıl kaydı ya? Vay be. Tamam geçirdim. Bak şöyle. Heh. Bir dakika bir. Ben zaten girdim ona. Tamam. Muzaffer de kaydı sevgili izleyicilerimiz. Artık bundan sonra ıslanmaktan korkmuyorum ben. Muzaffer sana da geçmiş olsun. Bende yedek çorabım var mı? Yok mu? Bende var. Ayakkabı var mı yedek? Yok mu? Ben aldım. Nasıl? Yaşasın ıslanmak. Sen koru kendini. Korumaya bak. Yok kaygan. Sen de mi kaydın? Evet. Hayır, Muzaffer'i nasıl geçireceğiz? Buradan. Buradan mı? Islanacak mı? Tabii. Islanmadan gitmeyeceğini atıyor. Muzaffer, ıslak mısın tamamen? Değil misin? Şu aşağıdan alabiliriz seni. Aşağıdan gelsin o zaman. Şuradan geçebilir belki. Islanacak. Şuradan belki geçersin. Oradan alırız da Serdar. Acı ama yine ıslanacak sonuçta. Dur. Emin dur, misin? Olmaz. Dur. Dur bekle. Bekle. Bekle Muzaffer. Bekle. Hı. Bekle. Allah'tan havalar iyi. Artık bu saatten sonra iş ciddileşiyor ve etap zorlaşıyor. Sırasıyla ben ve Serdar ayağımız kayıp suya giriyoruz. İlk önce Muzaffer suya girmesin diye çaba gösterip hatta onu sırtımızda bile taşıyoruz. Ama daha sonra o da suya girme mecburiyetinde kalıyor. Ve birazdan göreceksiniz ki suya girmeden ilerlememiz mümkün değil. Serdar'ın sırtında karşıya geçti. Evet. Su iyi ama. İnanın çocuklar gibi şen ve mutluyuz. Bu tek mezardaki vadiden geçmeye çalışıyoruz. Burası bayağı derin. Yani şu göğsüme kadar gelir herhalde derinliği. Ve Serdar görüyorsunuz karşıdaki işte bu ağaç köprüden geçiyor, geçmeye çalışıyoruz. Bu kadar güzel, keyifli bir bölgedeyiz.
durumunu? Gerçekten hani ayakkabı ıslandı. Ne kadar kuru bir ağaç gibi görünse de üzeri yosun kaplı. En ufak bir hatada düşebiliriz ve yer öyle yani şey değil. Yani düştüğümüz zaman ciddi anlamda risk oluşturur bizim için. Muzaffer, resmimizi çeker misin? Resim çeksene. Altında balıkların hareket ettiğini görebiliyorum. Şimdi buradaki kanyondan geçiyoruz sevgili izleyenler. Irmağın kenarına geçmenin mümkünatı yok. Ağaçların üzerine tutuna tutuna geçiyoruz. Muzaffer, önce güvenliğimizi almamız lazım. Güvenlik. Bu işin artık şakası yok. Demin kaydık, yani riskli bir yerde kaysam gerçekten sıkıntı. Kanyon dedik ya, hani kanyon görmek istiyorsunuz değil mi? İşte bakın sevgili izleyicilerimiz, nasıl bir kanyon, nasıl bir güzellik. Derelerden geçip kanyonlara atlıyoruz. Artık sadece dere boyu değil, ormana çıkıp patika yolu, balıkçı yolu veya ayı yolu dedikleri güzergahları da takip ediyoruz. 3 saati aşkındır yoldayız ve zorlu etaplara girmeye başladık ki başımıza girecekleri bilseydim işte bu noktadan geri dönerdim. Ama yola devam ediyoruz. Çok zorlu bir kanyondan geçiyoruz. Ancak sarmaşıklara tutunarak çıkabiliyoruz. Ama bu zorluklara değiyor mu? Değiyor doğrusu. Ve sonunda öylesine güzel bir şelaleye geliyoruz ki 5-6 tane küçük şelale peş peşe ve daha önce bırakın kamerayla çekilmeyi, fotoğrafları bile yok. İşte böylesine bir güzelliği de köşe bucak farkıyla paylaşıyoruz. Kameraların ilk defa girdiği, bırakın kameralara, belki de fotoğraf makinalarıyla çok az kişinin görüntülemiş olduğu bir bölgedeyiz sevgili izleyicilerimiz. Buraya gelirken nasıl bir coğrafyadan, nasıl bir bitki örtüsünden geçtiğimizi gördünüz. 1, 2, 3, 4, aşağıda da var 5 tane şelale peş peşe. İşte böylesine güzel bir memlekette, böylesine güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama birçoğumuz, yani %98'imiz neredeyse bunun farkında değiliz. Yani burayı görme şansına sahip olan orduların belki de %1'i, %2'sidir. O kadar yoktur belki de. Değil mi? Yani çok az kişi görmüştü burayı. Serdar, neresi burası tam olarak? Burası Geçilmez Vadisi'nin başlangıcında Geçilmez Kanyonu. Bizde Geçilmez Kanyon iki tanedir. Tekmezer Vadisi'nde. Burası birinci kanyon. Aşağıda biraz daha büyük kanyon var. Üçüncü kanyonda da ilerledikçe göreceğiz. Sağrak Şelalesi ismini verdiğim büyük bir şelale var. Evet. Sağrak Kanyonu var. Devamında yine kanyonlar var, şelaleler var. Başlangıçtan büyük şelaleye kadar 25 tane şelale saydım. 3 tane kanyon saydım. Ve Büyük Sağrak Şelalesi'nden sonrası insanın, kesinlikle hiçbir insanın geçemeyeceği bir kanyon var. Biz nasıl geçeceğiz Serdar? Biz dağ yolunu, balıkçı yollarını, ayı yollarını. Şu anda kullandığımız ayı yolu. Ayı yolu. Ayının geçmiş olduğu yolu kullanaraktan geçiyoruz. Evet. Yani buralardan belki geçilebilir ama aşağıdaki kanyonlardan hiç geçmek mümkün değil. Çünkü çok derin göller var, büyük kayalıklar var. Şu anda suyun az olduğu zaman. Şu güzelliklere baksana. Evet, muhteşem. Nasıl bir güzellik? Burada oturuyorum. O suyun şırıltısı kulağımda. En son ne zaman gelmiştin buraya? 3 yıl önce geldim. 3 yıl önce geldim. Yine bir keşif amaçlı gelmiştim. Peki Serdar, buradan sonra ne kadarlık bir yolumuz kaldı? Buradan sonra bir 2 saatlik yolumuz var. 2 saat mi? Evet. Gerçekten mi? 2 saat. Abi ben 7 kilometre yolumuz kaldı. Ben hiç yarısına bile gelmedik, öyle mi biz? Hep böyle bu şekilde kanyonlarla mı gideceğiz? Kanyonlarla gideceğiz. En son aşağıda İmam'ın Kömü dediğimiz geçilik sırtı, İmam'ın Kömü dediğimiz yerde. Hı. Ondan sonra normal bir patika, insan patikasına ulaşacağız. Ha, orası kaç kilometre? O geçecek. Oradan sonrası da bir 4-5 kilometre var. Sonrasında yani o zaman şöyle 2 kilometre falan bir kanyon şeklinde yürüyeceğiz, öyle mi? Daha fazla. 2-2,5 kilometre.
Hadi 3 diyelim de bağlayalım. 3 kilometre. Evet çok sevgili izleyenler, şu anda gelmiş olduğumuz yolun yarısını bile gelmedik. Bu kadar güzellikler gördük. Bu arada ayaklarımız hepsi suyun içerisine girdi. Yolumuza devam edeceğiz. İşte Serdar'ın ayı yolu demiş olduğu yol. Buralar yani yol bile denmez sevgili izleyicilerimiz. Çünkü kanyondan gitmemiz mümkün değil. Şu güzelliğe bir kez daha bakıyorum. Bunları sevgili izleyicilerimiz hani sadece köşe bucak farkıyla izleyebilirsiniz. Eminim hiçbir programcı buraya gelmemiştir. Bu güzellikler sevgili izleyenler. Refakatçımız Serdar'a çok çok teşekkür ediyorum. Buraları adım adım biliyor, karış karış biliyor. Onun refakatinde biz de buraya kadar geldik. İşte bu güzellikleri programımızda sizlere aktarıyoruz. Değil mi? Ümit abi, şelaleler diyarı Ordu demiştik ya. Evet. Oksijen diyarından sonra. Aynen öyle. Bu bölgede 150 tane irili ufaklı şelale tespit ettim. Evet. Onlarca da kanyon var. Tüm Ordu'da belki de yani 150'nin 200'ün üzerinde şelale vardı o zaman. Bu bölgede sadece Çambaşı civarında. Evet. Ne yapıyoruz sevgili izleyenler? Köşe bucak devam ediyoruz. Ayı'ya da teşekkür ediyoruz bu yolu hazırladığı için. Her şey güzel. Bu görüntüler müthiş. Şelaleler çok güzel. Ama ya sonrası? Evet, ya sonrası? Sonrası beni korkutmaya, endişelendirmeye başlıyor. Öylesine zor. Öylesine dik kayalara tırmanıyoruz ki ancak profesyonel dağcıların geçebileceği yerler. Ayağımızın kayması durumunda yer yer 70-100 metre yüksekliğinde uçurumlardan düşmemiz içten bile değil. Yanımızda ip bile yok. Tek malzememiz Serdar'ın baltası. Serdar'ın rehberliğinde oldukça dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Hızımız oldukça düştü ve bu saatten sonra programın devamı bizler için her anlamda çok riskli olmaya başladı. Yürüyüşümüz her ne kadar riskli olsa da Tekmezar Kanyonu'nda ilerlemeye devam ediyoruz. O değil de 7 kilometre bu şekilde gidilmez mi? Dedim demek. İnsan geçme şansı var mı? Yok. Bu saatten sonra her şey daha zor. Dik yamaçları tırmanırken sarmaşıklardan tutulup kendi güvenliğimizi alıp ilerlemeye çalışıyoruz. Her bir adımda etap basitleşecek derken daha zorlu tırmanışlar ve inişlerle karşı karşıya kalıyoruz. Artık tehlikeyle burun burunayız ve endişemiz daha da artıyor. Benim ilerlememin yanında Muzaffer'in işi çok daha zor. Hem kameranın yükü hem de çekim yapıp bizim normal olarak gitmeye çalıştığımız yerlerden geçiyor. Bu açıdan Muzaffer'i bu özverisinden dolayı tebrik edip teşekkür ediyorum. Şu güzelliğe baksana.
Kanyonu görüyorsunuz sevgili izleyenler. Ormanı görüyorsunuz. Nasıl şartlarda, hangi ormanlarda nasıl yürüdüğümüze bakın. Gerçekten yani ufacık bir kayma, ufacık bir hata çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir ama şu bir gerçek. İşte buralara insan eli değmemiş sevgili izleyicilerimiz. İnsan eli değmemiş olan bir coğrafyada ne kadar güzel, ne kadar huzurlu görüyorsunuz. Ama çok büyük riskleri de var. Oldukça dikkatli olmak gerekir. Böylesine güzel bir doğa. İşte Tek Mezar Kanyonu'nda ilerlemeye devam ediyoruz. İşin artık şakası kalmadı. Yürümekte, ilerlemekte çok zorlanıyoruz. Planladığımız program çekimi süresini çoktan aştık ve daha ne kadar gideceğimiz konusunda hiçbir fikrim yok. Sık sık Muzaffer'le göz göze gelip ne olur, ne yapacağız der gibi endişeli gözlerle birbirimize bakıyoruz. Serdar'a sık sık ne kadar kaldı diye sorduğumuzda ise hep aynı cevap. 500 metre veya bir buçuk saatlik yolumuz daha var diyor. Bu etapta bir buçuk saatlik yürüyüş ise oldukça endişe verici. Yola çıkalı neredeyse 3-4 saat oldu. Bu arada telefonlarımız çekiyor ve kimseyle iletişime geçemiyoruz. Ve 1-2 saat sonra hava kararacak. Yani durum oldukça endişe verici olmaya başladı. Bakalım neler olacak? Nasıl? Muzaffer. Muzu. Nasıl, iyi misin? Rahat mısın? Çok. Çok. Dün bir yerde gördük Muzaffer'le. Yani 300-400 metre vardır. Nefes nefese kaldık, gidemedik. Yani şurada hiç sıkıntı çekmeden yürüyoruz. Belki de bizi şey yürütüyor. Adrenalin, korku, bilemiyorum. Şu anda en büyük korkun ne Muzaffer? Hani ben acaba gerçekten hani yabani bir hayvan, bir ayı çıkar mı eder mi falan diye şey yapıyorum. Eğer çıkarsa ne yaparız? Serdar'ın elinde bir balta var. Başka da bir şey yok. Başka da hiçbir şey yok. Hani ayıyı gördüğümüz zaman Serdar baltayla ayının üzerine atlar mı, atlamaz mı? Uçağı sadece filmlerde mi olur? Onu bilemiyorum. O ne? Ne olacak o? Ha, korkutacak mı sen onu? Evet. Neyse, şaka bir tarafa, inerken çok dikkatli olalım. Ağacın dalı kırıldı. Dal kırıldı. Şimdi buradan tırmanmamız gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. İşte düz duvara tırmanma diye buna söylüyorlar. Tabii oradan tırmanma şansımız yok. Devam edeceğiz. İnişler, çıkışlar, tırmanışlar, bazen kanyon boyu, bazen orman içinde kendimize yol bulup ilerlemeye çalışıyoruz. Önce Serdar geçiyor, sonra ben ve sonra da kamerasıyla Muzaffer geçiyor. Artık birbirimizden uzaklaşmadan devam etmeye çalışıyoruz. Ve bu saatten sonra bir süre
anons bile yapmadan sadece yolu bitirmeye odaklı devam ediyoruz ki endişeden programı hep unutuyoruz. Artık Muzaffer'e, Muzaffer bırak kaydı, kendi güvenliğini sağla desem de Muzaffer bir an olsun kayıttan çıkmadan bu maceralı kamyon yürüyüşünü kayıt altına alıyor. Artık tamamen suyun içindeyiz. Sonbaharda yaylada olmamıza rağmen ayaklar suda. Suyun soğukluğunu hissetmiyoruz bile. Normal yolda yürüyor gibi ayaklarımız bazı yerlerde dize kadar, ilerleyen yerlerde ise neredeyse bele kadar suya giriyoruz. Daha ileride ise neler olacak, nasıl ilerleyeceğiz, inanın ben de merak ediyorum. Ben suya girdim. Serdar girdi. İçinde bulunmuş olduğumuz ay Kasım sevgili izleyicilerimiz. Ve kameraman arkadaşımız Muzaffer de suya girdi. Evet, yani bu ayda bu suya girmek, bir de yayla suyunu düşünün. Soğuk bir su. Bazen arkadaşlarımız diyorlar ki bana program çekerken, ya Ümit seni izliyoruz, senin ne işin var oralarda? Ben gerçekten bu arkadaşlara hak veriyorum. Benim ne işim var buralarda? Hem Muzaffer, kaloriferin başında otursaydık ya. Senin ne işin var burada? Hadi gel bakalım, hadi.
artık program yapmayı unutuyorum. O kadar güzel bitki örtüsü, şelaleler, kanyonlar olsa bile detay dahi alamadan sadece ilerliyorum. Birazdan hava kararacak. Ve hava karardığında burada olmak istemiyorum. Durmadan, dinlenmeden, yemeden, içmeden Tek Mezar Kanyonu'nun derinliklerinde ilerliyoruz. Kayar, kayar. Oradan kurtulur o. Kurtulur. Ormanlar, dereler, kanyonlar, şelaleler hepsi var. Muhteşem bir kanyon. Ama o kadar yorgunuz ki adım atmakta dahi zorlanmaya başladı. Düz bir yol olsa razıyım. Ama taşlardan zıplamak, sudan geçmek, tırmanmak, inmek artık fizik olarak sınırlarımızı zorlayarak ilerliyoruz. Bu güzellikleri aktarmak, paylaşmak, keşfetmek gerçekten çok güzel. Ama çok yoruldum ve artık durup dinlenmek istiyorum. Artık neredeyse suda yaşar bir hale geldik. Ayaklarımız sudan çıkmıyor. Suyun soğukluğunu zaten hissetmiyoruz bile. Bugün nasıl bitecek, neler olacak, ne kadar yolumuz kaldı düşünemiyorum bile. Bu tırmanışlarda düşersek, ayağımız kayarsa ne olur, ne yaparız? Artık sadece bu endişeleri yaşıyorum. Ve ilerleyen saatlerde bugünkü yaptığımız bu kanyon yürüyüşü benim için neredeyse bir yaşam mücadelesine dönüşüyor.
yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz ve sadece yürüyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Serdar'a bunaltırcasına ne kadar kaldı diye soruyoruz. Ama aldığımız cevap hep aynı. Bir ara Muzaffer'le birbirimize bakıp Serdar'ın da buraları bilmediği, unuttuğu ve kaybolduğumuz fikrine kapılsak da Serdar çok sakin. Hem de öylesine sakin ve kendinden emin ki bizim için en büyük umut Serdar'ın rahatlığı. Oldukça uzun bir yol yürüdük sevgili izleyicilerimiz. Vadi yürüyüşümüz devam ediyor. İnanın tahmin etmiş olduğumdan çok çok daha zor bir vadi yürüyüşü. Ama bu güzellikleri görmeye, bu güzellikleri aktarmaya değer sevgili izleyicilerimiz. İşte kocaman bir ağaç kökünden sökülmüş, yıkılmış ve derede bir köprü oluşturmuş. Ve ben de o ağacın üzerinde, o köprünün üzerindeyiz. Kökünün büyüklüğüne, devasalığına bakın. Her tarafta şelaleler var sevgili izleyicilerimiz. Gerçekten el değmemiş muhteşem güzellikte yerler ve bu güzellikleri keşfediyoruz. Sizlere aktarıp sizlerle paylaşıyoruz. Kadar yol aldık. Neredeyse 5 saattir yürüyoruz. Havanın kararmasına 1 saatin biraz üstünde bir süre kaldı. Hava kararana kadar çıkabilecek miyiz bilmiyorum. Hava kararırsa ne yaparız bilmiyorum. Ve işin en kötüsü ne Serdar'da ne de bizde ışık, fener hiçbir şey yok. Telefon çekmiyor. Kimseye haber veremiyoruz ve çok yoruldum. Adım atacak halim kalmadı ama yürümekten başka çarem yok. Gel, ben.
Muzo ne olacak bu iş? Vay. Süper. Git bitmiyor. Tahminimden çok çok daha uzun ve zorlu bir yürüyüş oldu. Yani kanyonun tam ortasındayız. İnanın ne zaman biteceğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Serdar'a soruyorum ne kadar kaldı diye 500 metre. Tam 300 kere 500 metre cevabını aldım. Biraz sonra büyük bir şelale var. O şelaleye gittiğimizde bir mola vereceğiz sevgili izleyenler. Yaklaşık olarak 2,5 saati aşkın bir süredir durmaksızın yola devam ediyoruz. Serdar'ın yürüdüğü yere bak. Serdar çok tehlikeli yerden yürüyorsun yalnız ha. Şu gelişin çok tehlikeliydi. Ayağım sağlam. Sağlam mıydı? Tabii. Risk şimdi yok. Nereden geçeceğiz oraya? Buradan iniyoruz. Buradan. Peki bir şey diyeceğim sana. Büyük şelaleye ne kadar kaldı? Muhtemelen bundan sonra 200 metre ancadır. Tahmin. Az kaldı yani. Tahmin. 500'ün altına indik mi? İndik. 500'ün altına inmişiz. Ağaç köprülerden geçiyoruz, derelerden, kayalardan geçiyoruz, suda yürüyoruz, tırmanıyoruz, iniyoruz ve artık işin hiç şakası kalmadı. Buraya gelirken kimseye de haber vermedik. Sadece Kabadüz Belediyesi'nde görevli arkadaşımız Barış ve Kabadüz Belediye Başkanımız Yener Kaya'nın haberi var. Ne ailemize haber verebildik ne de iş arkadaşlarımız gideceğimiz bölgenin detaylarını biliyorlar ve artık hava kararmak üzere. Kayalardan, derelerden çıkıp balıkçı yollarında ilerliyoruz. Yürümekte zorlanıp herhalde buralar en zor yerdir. Birazdan rahatlarız dediğimiz yerlerde hep daha zor engeller, daha zor yollar çıkıyor. İlerleyen saatlerde neler olacağı, başımıza neler geleceğinden habersiz yol almaya
devam ediyoruz. Sanki yılların dağcısı gibi bu yaşta, bu kiloda böylesine bir etapta yol alıyoruz. Ayağımızın kayması halinde bizim için çok sıkıntılı durumlar oluşacak. Geri dönme şansımız kalmadı. İleride hedef olarak ise Serdar'ın dediği kadarıyla büyük bir şelale ve imamın kömü denilen bir bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Geri dönme şansı olmadan, geri bakmadan ilerliyoruz. Artık bu yolculuk benim için bir macera olmaktan çıktı, tam bir kabus halini almaya başladı. İndiğimiz yerleri görüyorsunuz, yürüdüğümüz kanyonları görüyorsunuz.
sevgili izleyicilerimiz. Şöyle yerlerden indik. Serdar ileride. Kanyonun uzunluğu nedir bilmiyorum. Ne zaman bitiyor bilmiyorum. Gidiş yollarının hiçbirisini bilmiyorum. Havanın kararmasına bir saatten biraz fazla bir süre kaldı. Hani mola verelim dedik. Moladan da vazgeçtim. Kendimizi bir güvenip bir patika yoluna atalım diye. Yani hava erken kararıyor. Karanlık içerisinde ormanda da kalabiliriz. Kanyonda da kalabiliriz. Her türlü sıkıntıdayım. Yani şu anda kendimi hiç güvende ve rahat hissetmiyorum. Sırıtma. Bir daha da böyle programlara yok yani, artık yeter yani. Değil misin? Ya bu ne arkadaş? Değil misin? Baksana, ama şöyle bir şey var yani, hani şehrin stresini, gürültüsünü, her şeyini unuttum. Hani doktorlar hani böyle rahatsız olmuş olduğun zaman antidepresan verirler ya, işte antidepresana gerek yok. Buralarda yürüp bütün sıkıntını, stresini at. Şu anda kendimi tamamen şey stresindeyim şu anda. Yani kendimizi bir güvene atalım, ayağımızı sağlama alalım. Ayağımızı gösterir misin? Ayakkabının halini sevgili izleyicilerimiz. Ya bunu hep unuttum zaten. Yani ayakkabılı ayakları hep unuttum. Suya giriyoruz, çıkıyoruz. Ellerim diken oldu. Bize bir tane bot sponsor olabilir mi ya? Acaba bulabilir mi? Ne bileyim, bir bulalım. Bir sağlam bir bot lazım. Bir yürüyüş elbisesi. Öyle mi? Tamam. Sponsor arıyoruz o anlamda. Hadi yürüyelim bakalım. Çakmağın var değil mi? Çakmağın var mı diye soruyorum. Hani olur ha. Karanlıkta kalırız falan böyle. Hani ateş yakarız falan, öyle ısınırız. Düşündüğüme bakın, paranoya yapmaya başladım artık. Öylesine zor bir yerden iniyoruz ki yapacağımız bir hatanın doğuracağı sonuçları düşünmek bile istemiyorum. Ve Muzaffer'in kayıttan çıkmamacasına gösterdiği özveri oldukça etkileyici. Serdar her an güvenliğimizi sağlayarak ilerlememizi sağlıyor. Ama planladığımız yürüyüş hızının oldukça gerisinde olduğumuzun da farkında. Thank you.
çok kayıyor lan. Çok kayıyor. Dur abi, tamam dur. Salam seni. Salam. Tehlikeli yerden geçiyoruz ha. Şu an. Sağlam. Zemin sağlam. Zemin sağlam mı? Ama yine ayağından şey yapamam. Kontrolü. Serdar korkma, sıkıntı yok dese bile ben gerçekten korkmaya başladım. Serdar'ın rahatlığı ve bölgeye olan hakimiyeti bile endişelenmeme engel olmuyor. Muzaffer ne düşünüyor bilmiyorum ama ben çok korkmaya başladım. Korkumdaki en büyük sebep ise artık yürüyecek takatimin, enerjimin kalmaması. Ayaklarım beni taşımayacak kadar sınırlarını aştı ve bu beni çok endişelendiriyor. Artık durup dinlenmek istiyorum. Korkma.
sıkıntı yok. Duydunuz Serdar'ın söylediklerini. Korkma, sıkıntı yok diye. İnan sabahtan beri hiçbir şey de yemedik. Havanın kararmasına çok az bir zaman kaldı. Ama bu görüntüyü hayatımda bir kere görme şansım var. O da böyle bir programa denk geldi. Yani gelmemizin mümkünatın olmadığı bir yer. Yaklaşık olarak 4 saatlik bir kanyon yürüyüşünden sonra buraya kadar gelebildik ancak Serdar. Evet. Çok çok zorlu bir yolculuk. Profesyonel evet. Ekibin bile zorlanabileceği bir yolculuk. Gerçekten hani çok zorlandık. Perişan da olduk. Şu anda bulmuş olduğumuz bölgede ayı ini oldu ve Serdar bir an önce hızlı geçelim. Ayı bölgesi diyor buraya. Hemen üst tarafta. Değil mi? Yakın bir bölgede. Yerini tam tarif etmeyelim de buralarda bir yerlerde. Şimdi onun için karanlık. Buradan gideceğiz. Buradan gidiyoruz. Ne kadar yolumuz kaldı Serdar? İki saatte inşallah patikaya ulaşabiliriz. Çekimler bitince. Evet. Araç yoluna. Araç yoluna. Kanyondan ne zaman çıkacağız? Kanyon bitti. Bitti mi kanyon? Bitti. Daha yok mu kanyon? İnşallah. Ne kadar sevindim kanyon bitti diye. Kanyon bitsin bari hadi. Korkuyorum. Harbi korktum ben, şaka maka değil. Tamam. Büyük şelaleyi geçtik. Gerçekten enfes bir görüntü. Ama inanın bu güzellikleri göremiyorum bile. Yolun bir an önce bitmesini istiyorum. Neredeyse 6 saattir yoldayız. Birazdan hava kararacak. Ve Serdar ısrarla bu bölgeden çabuk geçmemiz konusunda bizi uyarıyor. Çünkü bu bölgede ayı ini denilen bir yer var. Ve karşımıza her an bir ayı çıkabilir. Öyle ki bu bölgede böyle bir olasılığı düşünmek bile istemiyorum. Yola devam ediyoruz. Birazdan hava kararacak. Karanlıkta, ormanda, vadide ilerleyebilecek miyiz veya nasıl ilerleriz bilmiyorum. Yanımızda ışık yok. Elbiselerimiz ıslak. Bir iki parça kuru malzeme var ama bunlar da üçümüze yetmez. 2-3 tane bisküvi var. Su yok ama dere suyu içebiliriz. Tek avantajımız ateş yakabileceğimiz çakmağımız var. Muzaffer de, ben de neredeyse kahvaltı bile yapmadan yola çıktık ve saatlerce yollardayız. Ve bu saatten sonra her adımda dua ederek yola devam ediyorum. Ve artık hava kararıyor. Karanlıkta Tek Mezar Vadisi'nin tam ortasında kalıyoruz. O saatte aklımdaki plan şu. Dere kenarında ateş yakıp dinlenmek ve gerekirse burada sabahlamak. Duruma göre yol alabiliriz. Malzeme olarak ise bir iki parça bisküvi ve en önemli malzememiz bir baltamız var. Bu bizi hem yabani hayvanlardan bir nebze de olsun koruyabilir, hem de odun için en önemli gereç diye düşünüyorum. Neyse, sabaha kadar kalsak da
en büyük endişem ise ailemize haber verememiş olmamız. Ve onlar nasıl bir gece geçirirler inanın bilemiyorum. En azından hayatta ve iyi olduğumuzu söyleyebilsek içimiz daha rahat edecek ve geceyi daha rahat geçirebileceğiz. Bu arada Serdar yakacak için ormanın içine çıra bulmaya gidiyor. Ve ben de telefon ışığında anons yapıyorum. Ve anonstan ne kadar endişeli olduğumu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Abi, İzliyoruz. Ses hava, var yok bilmiyorum. Hava karardı sevgili izleyicilerimiz. Muzaffer'in telefonun telefonuyla ışık tutabiliyoruz ancak. Şu anda her türlü risk var bizler için. En kötü ne olur? Derede bu bölgede sabahlayacağız. Şöyle montumuz var. İlk başta bisküvimiz var. Su adına dereden ancak su içebiliriz. En kötü sabaha kadar burada bekleyip yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Serdar bu bölgede patika yol bulmaya çalışıyor. Muzaffer kaydı. Elini incitti. Kamera zarar gördü. Şu anda ses kaydı alıyor mu bilmiyorum. Ben ayağımı incittim sevgili izleyenler. Şu anda buradayız. Telefonu çağırdığımız şeyini kapatalım ki fazla şey olmasın. Belki gecenin ilerleyen saatlerinde ihtiyacımız olur. Çakmağımız var. Ateş yakıp ısınabiliriz diye düşünüyorum. Çayımız var. Onları herhalde halledebiliriz. Böyle bir durum sevgili izleyicilerimiz. Allah sonumuzu hayırlı etsin. İnşallah İnşallah artık ne yaparız? Kavuşuruz değil mi Muzo? Hadi bakalım. Peki burada ayı mayı dediğimiz şeyler olur mu? Karanlıktayız. Çıradan kendimize meşale yapıyoruz. Ve endişeli sorularla Serdar'ı bunaltıyorum. Ve ayı var mı diye soruyorum. O onun olacak bir şey yok. Ne demiş atalarımız? Allah var, gam yok. Evet, öyle. Ulan 3 kişi bir balıkçı kadar olamadık be. Yani karanlıkta bunlar bu yollara geldi. Gecenin karanlığında elimizle meşale ormana dalıyoruz. Bu saatte patika yolu bulmak oldukça zor olacak. Eğer patika yolu bulmaya başarırsak her şey daha kolay olacak. Nasıl bulacağız? Hadi bakalım. Değneklerini al. Abi böyle yapacağız Ümit abi. Yukarı. Böyle. Abi yakın olan bir düğünü bekliyorum. Yol boyunca her yerde çıra arıyoruz. Çünkü çıra bizim için ışık demek. Ve ışık olmadan ilerlememiz mümkün değil. Ve bugün ay ışığı olması ve havanın açık olması ise en büyük şansımız. Evet, çıra bulamamamız durumunda ise son çare olarak telefonun ışıklarıyla yol almaya çalışacağız. Ama onu en sona bırakıyoruz.
şey, birbirimize çok yakın. Çünkü benim ayak ağrısı. Bu arada patika yolu da tesadüfen buluyoruz. 2 saatlik gece karanlıkta meşaleyle yol aldıktan sonra nihayetinde ilk defa insan izine rastlıyoruz ve artık takip edebileceğimiz bir yolumuz var. Gece yol almak oldukça zor. Ağırlıklarımızdan kurtulmak zorundayız. Kamera ise ilerlememize engel oluyor. Elimizde bulunan çantadan eşyaları çıkartarak kamerayı yerleştiriyoruz. Ve bundan sonra görüntüleri gerekirse cep telefonuyla alacağız. Şu anda kameradan çıktık. Cep telefonuyla kayıt yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ormanın tam derinliklerindeyiz. Cep telefonumuzun çekmiş olduğu bir nokta nihayetinde bulduk. Çıralarla idare etmeye çalışıyoruz. Hava zifiri karanlık. En azından iletişime geçtik. Şimdi yolu bulmaya çalışıyoruz sevgili izleyicilerimiz. İşte böylesine bir programda Sefer abi kaybolduk, mahsur kaldık. Her türlü tehlikeyle karşı karşıyayız şu anda. Bilmiyorum. Bu da Muzaffer. Bunu böyle kayıt yapıyoruz. Belki de son kaydımız. Bilemezsin ne olacağını. İnsan ya abi sen şimdi niye kendi kendine karamsarla oldun ya yine? Niye olmasın ki? İşte sabahtan beri kendimi de yemedim. Bu arada çok güzel bir gelişme oluyor. Bir poğaçayla duruyoruz hala. Bir telefon sesi duyuyoruz. Arayan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya. Serdar'a ulaşıyor. Bizim telefonlar çekmiyor ama Serdar'ın eski model telefonu çekiyor. Ailelerimize haber veriyoruz. Ve artık rahat bir nefes alarak, yorgunluğumuzu da unutarak yola devam ediyoruz. Orman içerisindeyiz. Sevgili izleyicilerimiz, Muzaffer'in telefonuyla çekiyoruz. Şu anda aydınlatma için, yani enerji için çıra arıyoruz. Ormanın derinliklerinde. Serdar şu anda neredeyiz? İmamın kömündeyiz sevgili izleyicilerimiz. Şu anda gülümseyebiliyoruz. Çünkü neden gülümseyebiliyorum? Biraz önceki o gerçekten ne olacak acaba da stresi attık üzerimizden. Patika bir yol da bulduk. O patika yol üzerinden ilerliyoruz. Akşam saat 7.30 civarları şu anda. Herkes panik içerisinde telefonla işte bizi de arıyorlar. Telefonumuz çekmiyor. Telefon da çekmiyor. Ama bir bölgede onlarla iletişime geçtik sevgili izleyicilerimiz. Herhalde bir iki saat içerisinde ormandan çıkacağız diye ümit ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Şu anda bir çıra bulduk. Serdar gördüğünüz gibi. Hani programa başlarken söylemiş en önemli şey balta diye. Çıra arıyorum. Orada bir parlak yer var ya. Şu an videoda mısın? He. Sevgili izleyicilerimiz, nihayetinde karşıda yolu gördük. Artık rahatladık. Yani bu kadar geldikten sonra bir şekilde o yola ulaşırız. Devam edelim bakalım. Nihayetinde sevgili izleyicilerimiz yol 100 metre ileride. Ailelerimiz çok endişelendi. Onlar için yani özür diliyoruz. Daha dikkatli olmamız gerekirdi gerçekten. Çok sıkıntılı anlar yaşadık ama şu anda rahatladık. En azından ayağımız biraz sonra yere basacak.
Böyle rahat nefes alacağız. Ayağımız şuralar buralar, her tarafımız ıslak, perişan haldeyiz. Bugünkü programımızda böyle sevgili izleyicilerimiz. Yola çıktık ama güzergah gerçekten çok zorluydu, çok uzundu. Havalar erken kararıyor. Ama şöyle bir şey var. Ormanda da Allah nimetlerini eksik etmiyor. Her yerde var nimetleri. Çırayı vermiş karanlıkta işte ateşle yakalım diye. Bugün bir ay ışığı vardı sevgili izleyicilerimiz. Yolumuzu aydınlattı. İnanın yani ay ışığı olmasaydı bu güzergah içerisine gitmemizin mümkünatı yok. Derenin kenarında bir yerde herhalde ateş yakıp orada sabahlamak zorunda kalacaktık. Ama şu anda rahatlamış bir şekilde, nefes almış bir şekilde devam ediyoruz. Yer yer Serdar'ın telefonu çekiyorum. Karanlıkta ilerliyoruz. Patika yolu bulduk ve ileride bir bağlantı yolu, araç yolu gördük. Ve bütün endişelerim sona eriyor. 9 saatlik bu yürüyüşün sonunda nihayetinde rahatlıyorum. Kanyonda sabahlamayı düşünürken yol aldık ve nihayetinde akşam evde olabileceğiz. Serdar! Ha, orada mısın? Yola yatacağım dedim. Yola, yola inince ilk işim yola inip dua etmek oluyor. Muzaffer yavrum, bu yola yatılır. Bu yola yap. Yatıl. Bu yolu yaptırandan Allah razı olsun. Allah devlete millete zeval vermesin. Allah devam bu yolu yaptırandan razı olsun. Evet. Devam edelim. Vay. Sevgili izleyicilerimiz, çıraları da yanımda aldım, ne olur ne olmaz diye getirdim buraya kadar. Ayakkabının vaziyeti zaten anlatacak gibi değil. Evet işte. Serdar, kardeşim teşekkür ediyorum. Peki, Serdar olmasaydı? Ha. Serdar olmasaydı ben bu ormana girmezdim zaten. Diyelim ki girdin. Girdim, sen olmasaydın bizim mümkünat yok. Yani biz, ben şeyi düşündüm, en iyi ihtimal ne dedi biliyor musun? İlk aklına gelen neydi? Yani ilk aklına gelen neydi? Yani derenin kenarında bir yerde, kuytu bir yerde ateşimizi yakarız. İşte montlar falan da var, sabahlarız. Gündüzü görmüş olduğumuz zaman yola çıkar geliriz. Çünkü patika yolu o saatten sonra bulmamız mümkünatı yok. Evet, yani bugünden beri sevgili izleyicilerimiz, hava karardı, patika yolu bulmak artık... Programı zaten unuttuk. Şu anda işte kamerayı da zaten zorladık. Ne derece artık kayıt alabiliyor onu da bilmiyoruz. Ama nihayetinde buraya kadar geldik. Hayatım boyunca yapmış olduğum en zorlu yolculuk, en riskli programdı. Daha önceki yapmış olduğum programlarımızda hayat riski tanışmış olduğu, risk almış olduğumuz yerler olmuş ama ben bu kadar risklisini yani bilmiyorum. Her şey olabilir. Yani işte bahsediyoruz, ayısı olabilir. O kadar sarp yerlerden geçiyorduk ki düşüp bir tarafımızı yaralayabilirdik. Birimizin bir tarafı yaralanması sevgili izleyicilerimiz gerçekten perişan ederdi bizi. Ama Allah'a şükürler olsun. Buraya kadar geldik. Vallahi şükretmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Nihayet şimdi ne yapıyoruz? Araba gelecek değil mi? Devam ediyoruz. Araç gelene kadar. Hiç sorun değil. Bu yolda rahatlıkla yürürüz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Köşe Bucak programında macera diyoruz ya, bugünkü programımızda biraz argo söyleyeceğim ama maceranın dibini gördük sevgili izleyicilerimiz. Yani Muzaffer, böyle bir macera yaşamış mıydın? Yaşamamıştım, ben de yaşamamıştım. Bundan sonra da daha bu, herhalde yaşamayız. Bundan sonra da daha kendimi hayatta böyle... Televizyon tarihinde ilk. Değil mi? İlk. Kaybolduk yani, çok ciddi anlamda kaybolduk. Yani... Sen en son 3 yıl önce gelmişsin. 3 saatlik bir yoldan bahsettik sevgili izleyicilerimiz. 12'de çıktık yola. Şu anda saat kaç? 8.30 falan herhalde. O aralarda falan. Yani siz hesaplayın. Dinlenmedik. Bu arada ne hiçbir şey yemedik. Ne yedik ne içtik. Hadi bakalım. Ben kamerayla oralara nasıl zorlandım? Evet. Muzaffer Hakkı haklı. Gündüz hava kararına kadar hemen hemen 3 saat boyunca, 4 saat boyunca kesintisiz yayından hiç çıkmadı sevgili izleyicilerimiz. Küçük kamera getirmişti. Allah'tan küçük kameranın avantajını yaşadık. Hiç kayıttan çıkmadı. Çok teşekkür ediyorum Muzaffer. Sana gerçekten hakkını helal et. Serdar, sen de hakkını helal et. Çünkü ben program yapıyorum diye buraya geldik.
Eğer sizin en ufak bir şey olmuş olsaydı ben bunun vicdan azabının sorumluluğunu yaşayacaktım. Aklımdan o hiç çıkmadı. Vallahi duygulandım, gözlerim doldu neredeyse. Yani ağlayacağım neredeyse. Sizin o görmediğiniz kadar yani. Önümüzden giden bir kurt sürüsü. İki tane de ayı. Yok ki. Evet. Neyse. Ben önce olduğum için. Sen yalnız bizden bayağı bir önde gidiyordun. Serdar bizden hep önde gidiyordu sevgili izleyicilerimiz. Biz de takip ediyorduk mecburen. Gerçekten mi? Ayı, işte evet. Kurt sürüsü. Kurt, kurtlu ayı. Evet. Yani bu burada yani gelirken zaten söyledi. Bu bölgede ayı olabilir ama dikkat edin diye. Öyle sadece buna güvenerek yola çıktık. Ellerine bakayımız. Ellere bakın sevgili izleyicilerimiz. Yaban hayatı insanı dostane gördüğü zaman hiçbir şekilde kendini göstermiyor. Yoluna dönüp gidiyor. Evet. Hadi gidelim. Evet, bu maceramız da böylelikle sona eriyor. Mutlu sonla bitiyor. 9 saatlik bir yürüyüş, 9 saatlik bir kanyon yürüyüşü sevgili izleyicilerimiz. Yüzlerce program yaptım. Bu kadar korkup, bu kadar endişe yaşadığım bir program daha yaşamadım. Bu kadar korkup, bu kadar endişe yaşadığım bir program daha yaşamadım. Bu macerada hep yanımda olan kameraman arkadaşım Muzaffer ve rehberimiz Serdar Şimşek'e ayrıca teşekkür ediyorum. Ve karanlığın sonunda eve dönmek gibisi yok. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir başka macerada köşe bucakta buluşmak dileğiyle hoşça kalın.